Onlar daha iyi yarınların peşinde koştular. Hiç tanımadıkları insanların hayatlarına, varlıkları ve çabalarıyla katkıda bulundular. Onlar insanlara cesaret verdiler. Onlar fırsatlar yarattılar. Günlerini bu uğurda harcadılar. Bunu yaparken hiçbir ödül ya da övgü beklentileri yoktu. Sadece daha iyi yarınlara inandılar. Umut ettiler. Bu mücadeleden hiç vazgeçmediler. Bu program insanların hayatında fark yaratanları arıyor. Türkiye'nin dört bir yanında iyiliğin peşine düşüyor. Fark Yaratanlar başlıyor. Sevgili seyirciler, yeni bir Fark Yaratanlar programına hoş geldiniz. Bu programda köy köy, şehir şehir Türkiye'nin dört bir tarafında dolaşıyoruz ve Türkiye'nin A takımını çıkartıyoruz. Bu öyle bir A takımı ki Türkiye'nin iyiliksever insanlarının A takımını. Kimi zengin, kimi fakir, kiminin bir kariyeri var, kiminin hiçbir şeyi yok. Ama hepsi bu ülkenin insanlarına inanmış, hiç tanımadığı ya da tanıdığı insanların hayatında bir fark yaratmış isimler. Fark Yaratanlar programının bugünkü konuğu da ta Hakkari'den geliyor. Hakkari çok uzak, gözden uzak ama gönülden ırak değil. Bilmiyorum Hakkari'ye gittiniz mi? Biz haber vesilesiyle artık neredeyse her yıl birkaç defa gidiyoruz, bakıyoruz ve Hakkari'deki değişimi de görüyoruz. Hakkari'ye gittiğinizde Ulu Dağları görüyorsunuz. O zap suyunun coşkun akmasını. Siyaseti, politikayı bir kenara bırakırsanız yalnız, yapayalnız bir şehir de görüyorsunuz. Yapacak çok fazla bir şey yok. Hele kışın yollar da kapanınca. Zaten yazın çok gideni geleni de yok. Turizm de pek gelişmiş değil. İnanın yapacak çok fazla da şey kalmıyor. İşte bu Hakkari'de özellikle gençlerin bir şeye tutunması lazım. Bir beden eğitimi öğretmeni olan Erol Hanlıgil de bu gençler için bir basketbol etkinliğinden yola çıkmış ve bir anlamda Hakkari'nin beyaz gölgesi olmuş. Gerçekten bizim gidip gördüğümüzde gıptayla yaptığımız bir haber. Gerçek bir fark yaratan hikayesi. Hakkari'de yapacak bir şey yok diye anlatmaya başladı. Toprağın rengi yüzüne kazınmıştı. Saçlarının karası, kaderinin de karası olsun istemiyordu. Gözlerinden umut yansıyordu. Bir cümlede anlattı bize her şeyi. Yapacak bir şey yok dedi. Kısa ve netti. Burası mecburiyet bölgesi. Biz burada hiçbir şeyi elimizin tersiyle itmeyiz. Güzellikler az gelir. Biz de peşinden koşarız. Hakkari'de yapılacak başka bir şey yok. Çünkü mesela sokağa çıktığımızda ya kafeye gideceğiz, ya okey salonlarına gideceğiz. Ya da işimiz olmayan yerlere takılacağız. İlk baskete geldiğimizde zaten Erol Hoca buradaydı. Bizi sokaktan falan topladı, getirdi burada. 2-3 kere topu elimize verdikten sonra tabii hoşumuza gitti. Ama biz bir ara verdikten sonra gene Erol Hoca topladı bizi. İnsan bakınca geçmişine ya da arkadaşlarıma bakıyorum ben. Doğal olarak ben de onlar gibi olacaktım. Ya da dışarıda sürekli boş boş gezen, hantarlı hiçbir işe yaramayan bir insan oluyorum. Baskete geldikten sonra en azından yapacağım bir istek var. En azından daha temiz bir iş. Hani arkadaşlarımla gelseydim ya okeylere takılacaktım, o bir kesin. Kahvelere gideceğim, sigaraya. Bağımlılıklara karşılayacaktım ama en azından buraya geldiğinde onlardan uzak, temiz arkadaşlıklar oldu. Ya imkanlar çok az çünkü bilindiği gibi bir bölgede yaşıyoruz. Hakkari, mesela batıda Hakkari fazla iyi bilinmiyor, yanlış biliniyor tabii. Biz basketi oynadığımızda istiyoruz ki mesela toplarımız hazır, potalarımız hazır. İstediğin zaman gelip gidebilmemiz, gelip gitmek istiyoruz. Basketi daha rahat bir yerde oynamayı. En azından bir topumuz olsun yeter. Siz hiç yapacak hiçbir şeyin olmadığı bir şehirde yaşadınız mı? Sadece bir caddesinin olduğu,
sinemanın hiç gelmediği, kışın, soğuğun 8 ay terk etmediği bir şehirde hayatınızı geçirdiniz mi? İşte Hakkari böyle bir şehir. İnsanların umutlarıyla ısınan, herkesin hayal perdesinin sinema görevi gördüğü, tek bir caddesinde bir dünyanın aktığı bir şehir. Ve hayatında fark yaratan isimler bu şehirde güneşi her sabah yeniden boyuyor. Her sabah bu şehrin yeniden umudu oluyor. Erol Hanlıgil, o bir edebiyat öğretmeni. Ama Hakkari'deki gençlerin beyaz gölgesi, efsanesi. Erol Hanlıgil, Hakkari'ye ilk atandığında bu şehir kendi yalnızlığıyla dans ediyordu. Erol Hanlıgil sadece edebiyat dersi vererek gençlerin hayatını değiştiremeyeceğini anlayınca bir yol düşündü, aklına basketbol geldi. Kendi hayatının iz düşümlerinden yola çıktı ve unutulmaz bir hikaye yazmaya başladı. O dönemde TRT1'de yayınlanan Beyaz Gölge isimli bir diziden etkilenerek basketbola başlamaya karar verdim. Ve o dönemki beden eğitimi öğretmenimin de gerçekten çok büyük destekleriyle basketbola ilk olarak Van'da başladım. Ortaokul 1'den itibaren bir fiil 21 yıldır şu anda basketbolun içerisindeyim. Ama özellikle dediğim gibi o Beyaz Gölge dizisini izleyip her pazar o diziden sonra basketbol sahasına gidip saatlerce o dizinin hazzıyla, etkisiyle basketbola başlayıp bu işin içerisine girdim. Beyaz Gölge dizisinde Zenci Mahallesi'ne gelen beyaz bir antrenörün oradaki gençlere basketbolu sevdirip orada yaşadığı zorluklar anlatılıyordu. Ama özellikle oradaki koç Rivers'tı sanırım ismini şimdi hatırladığım kadarıyla. Oradaki çabaları, oradaki gençlere öğretme azmi ve o dönemdeki o basketbol bayağı bir ilgimi çekti. Bulunduğum okulda da basketbol iyi bir branştı. Yani okul takımlarının başarılı olduğu bir branştı. Ben de hem o dizinin etkisiyle hem de beden eğitimi öğretmenimin de desteğiyle basketbolun içine girdim. Erol Hanlıgil, gençleri basketbol için bir salona getirmenin ilk aşamada zor olacağını düşündüğü için basketbolu gençlerin yanına, sokağa götürdü. Hakkari'nin ilk sokak basketbolu festivali düzenlendiğinde gençlere başka türlü bir hayatın da mümkün olduğu anlatılmaya çalıştı. Buraya geldiğimde burada her yıl gençlik sporun açmış olduğu yaz spor okulları var. Tabii o zaman antrenörlük yok. Sadece sporcu olarak gelip yaz spor okullarını izlerken baktım ki sayı 20-30. Yani basketbola gelen kişi sayısı 20-30. O dönem futbol çok daha ağırlıklı bir spordu. Zaten toplam yaz spor okullarının kapasitesi yani başvuru sayısı da 200-300'ü geçmiyordu. Bizim basketbolunda 20-30 kişiydi. Ben de işte buradaki il müdürünün de ve tesadüften kaynaklı olarak antrenörlüğe başladım. Ve burada bir altyapının olmadığını da gördüğümde bir altyapı oluşturmam gerektiğini, basketbolun ancak altyapının oluşturulmasıyla daha yerlere geleceğini düşünerek bir altyapı oluşturmaya başladık. 2-3 sene sonra yaz spor okullarında basketbola başvuran öğrenci sayısı 300-400 buldu. Kıyıda köşede kalmış, Türkiye'nin çok uzağında, dağların kendi denilen bir ilde futbol yine öncelikli spordu. Biz de okullara giderek, okullarda sporcular, antrenörler göndererek orada basketbolun reklamını yapmaya ve böyle bir sporun olduğunu insanlara ve sporculara, öğrencilere tanıtmaya çalıştık arkadaşlarımızla beraber. Peşinden koştuk işin doğrusu sporcuların. Yani sporcular batıdaki gibi direkt bu branşı seçmeyip bizim yönlendirmelerimizle bu branşın içine girdiler. Evet, hazmetimiz idman yapıyoruz. İki top şut çalışması yapıyoruz. Bir grup orada, bir grup orada. Erol Hanlıgir'in çabası aslında kadere meydan okumaktı. İmkanların kısıtlı olduğu, basketbolla ilgili dergilerin bile haftalar sonu geldiği bir şehirde basketbolu sevdirmeye çalıştı. Ve bunu çoğu kez gençlerin ailelerine rağmen başardı. 6 yaşında başladım ben basketbola. Şu anda 23 yaşındayım yani. 6 yaşımdan beridir ben Hakkari'de basketbol oynuyorum. O zamanlar
siyah önlükle geliyordum basketbola. İlk spor salonuna geldiğim zaman ben Erol Hanlıgil hocamla tanıştım orada. O günden beridir halen onunla beraber basketbol oynuyorum. O zamanlar öğrencisiydim. Şu anda öğrencisi olarak görmemekte bizi. Hani 6 yaşımdan beridir basketbol oynamamın şeyi şu. Şu anda 6 yaşındaki çocuklara ders veriyorum. Çünkü ben 6 yaşımdan bugüne kadar basketbolu sevdim ve sevmeye de devam ediyorum. Onlara da o şekilde bana nasıl muamele gösterildiyse, basketbol bana nasıl sevdirildiyse ben de şu anda o küçük kardeşlerime basketbolu o şekilde sevdirmeye çalışıyorum. Hakerde yaşamanın en büyük zorluğu bir kere dediğim gibi gözden ve Türkiye'nin çok daha uzağında olması, bazı şeylerin buraya çok geç ulaşması. Gerçi yani son dönemde teknolojinin ve televizyonun gelişmesiyle bu daha çabuk olmaya başladı, bu etkileşim. Ama o bizim başladığımız dönemde bu çok daha zordu. Bir basketbol CD'sinin, bir basketbol kasetinin, bir basketbol kitabının bize gelmesi inanın 4-5 yıldan aşağı sürmüyor. Yani biz ancak bir arkadaşımızın bize göndermesiyle bu kaynakları elde edebildik. Onun dışında karla yaşamaya çalışan bir memleketiz sonuçta. Burada her yıl neredeyse 3-4 metre kar yağar. 8 ayda biz bu karla mücadele ederiz. Onun dışında hani imkansızlıklar çok fazla. Burada çok da iyi destek alamıyoruz işin doğrusu. Sadece basketbol için konuşmuyorum. Burada yapılan masa tenisi antrenör arkadaşımızın da, güreşçi arkadaşımızın da, voleybolcu antrenör arkadaşlarımızın da hepimizin sıkıntısı bu. Yani çok fazla destek alamıyoruz. İnanın bu işi biz gönülden sevmiyor olursak, sevmiyor olsaydık bu işi çok da iyi yerlere getiremezdik. Halkın bize desteği çok fazla değil. Buraya maç izlemeye gelen, sporcusunu takip eden anne babalarının sayısı çok az. Biz neredeyse sporcularını kaçırarak buraya getirmeye çalışıyoruz. Onlara göre şöyle bir durum var. Şimdi ben edebiyat öğretmeniyim. Bunu yıkmaya çalışıyoruz şu anda üniversiteye kazanan sporcularımızla beraber. Onlara göre spor, basketbol veya başka bir branş eğitimi öldürür. Yani onların kafasındaki olay, öğrencisi mutlaka üniversiteyi kazanacak ama basketbol onların zamanını öldüren, onlara hiçbir şey vermeyen bir aktivite ve ondan kaynaklı olarak da çok da bu çocukların spora gelmesini istemiyorlar. Baskete ilk geldiğimde zaten ailem karşı çıktı. Ailem istemedi baskete gelmeyi. Çünkü henüz basketin olduğunu bilmiyorlar. Yani basketi söylesek topla oynanan kötü bir oyun olabiliyorlar. Mesela insanı sakatlayacak. Daha çok gidin eğitim, okulunuzu okuyun. Sadece okulu okuyacaksın, o kadar sosyal faaliyet olmaz. Ailemiz ilk başta bu yönde karşı çıktı tabii. Sonra da biz istedikten sonra gizliden geldik. Şimdi gizli gizli mi geliyorsun antrenmanlara? Valla şimdilik öyle. Hani bilecekler artık. Hani biz artık kabullendireceğiz basketi. Çünkü baskete sevgimiz fazla. Gün geldi, öğrencileri topladı. Malzeme bulamadı. Takımı kurdu, bölgesel lige girmek için yatırması gereken parayı bulamadı. Ama o yılmadı. O hayallerini teminat olarak gösterdi. Bankadan kredi çekti. Bizim bu işten aslında hiçbir kazancımız yok. Bu işin gelirleri, şimdi federasyon ödediği çok ciddi bir miktar var. Ama bu biraz İşte turnuvalara çıkacağımız zaman hemen değil de 4-5 ay sonra verilir. Yani sonuçta bizim turnuva gitmemiz için çok ciddi bir meblağ gerekiyor. Yani 3-4 bin liradan bahsediyoruz biz. Biz bunu destek alamadığımız zaman büyük çoğunluğunu ben ve eşim kendi maaşımızdan, ek dersimizden, işte kendi imkanlarımızla sağlamaya çalıştık yıllarca. Fakat bu 2 yıldır Sayın Valimizin de desteğiyle, valimizin desteğiyle biz basketbol, özellikle profesyonel takımımızın, bölgesel takımımızın gidiş gelişlerini valilik destekli olarak halletmeye çalışıyoruz. En azından çabalarımız az da olsa takdir edildiğini biz burada gördük. Ama daha önce işte misalim bir Sivas'a, bir Diyarbakır'a, bir bazen Tekirdağ'a takım götürürken maalesef biz maddi destek sağlayamadığımız için kendi bütçemize, kendi imkanlarımıza gitmeye çalıştık. Bir dönem bölgesel lige girmek için federasyonun çok cüzi demeyelim ama 4000 TL bir para yatırması gerekiyordu
giriş katılım bedeli olarak. Biz bunu tüm esnafımızı dolaştık maalesef sağlayamadık. Ben de eşimin adına bir kredi çektim 4000 TL. Onu biz yatırdık ve lige bu şekilde girdik. Ondan sonra 2000-3000 TL'de yine lisans parasını yine kendi cebimizden karşıladık. Zaten şu anda takımın ayakkabısından tutun, formasına, eşofmanına biz bunları saymıyoruz biraz. Onlar zaten bizim için artık sıradan olaylar. Biz bunu çok da böyle abartarak işte ayakkabı aldık, eşofman aldık diye şey yapmıyoruz. Çünkü artık onu biz zaten bir şekilde sağlıyoruz. Yani kendimiz onu artık almaya alıştık. Erol Hanlıgil'in geleceğini ipotek vererek kurduğu takım bugün Hakkari'nin tek basketbol takımı. Dün ona sırtını dönenler bugün salonları dolduruyorlar. O ise gençler için bir idol, gelecekleri içinse bir umut oluyor. Bu işi belki de en büyük sebebi de bu. Yani biz o çocukların üzerindeki olumlu etkileri, olumlu duruşu görünce daha da bu işe sarıldık, dört elle sarıldık. Bir kere Hakkari dediğim gibi 8 ay kar altında olduğu için okey salonlarıdır, internet salonlarıdır, kafelerin çok yoğun olduğu bir memleket. Ve gençler neredeyse zamanlarının büyük kısmını bu salonlarda geçiriyorlar. Biz onları bir kere öncelikli olarak onları bu kahve köşelerinden, bu okey salonlarından ve internet kafelerden buraya çekmeye çalıştık. Onları buraya almaya çalıştık. Ve ben basketbolu, işte topun yere vurulmasını, bir turnike atılmasını çok büyük bir şey olarak görmüyorum. Ben bu işi eğitim olarak görüyorum. Sonuçta bir edebiyat öğretmeni olarak da bu işin eğitim boyutu benim için çok daha önemli. Ben ilkokuldan aldığım bir çocuğu elimden geldiği kadar üniversiteye yerleştireceğim zamana kadar, ki siz kendinize gördünüz burada üniversite okuyan şu anda sporcularımız var, hatta mezun olan sporcularımız da var. Şu anda benimle beraber öğretmenlik yapan benim basketbolcularım var. Biz olaya üniversite ve eğitim açısından bakıyoruz. Her şeyi geçtik. Eğer sağlam bir karakter, iyi bir yapı, topluma yaralı bir birey haline getirebiliyorsak bizim için başarı budur. Yani ben ve benim sporcum şunu çok iyi biliyoruz. Biz belki bir gün FSP'sende, Ülker'de veya bir başka takımda oynayamayacağız. Ama sonuçta biz burada basketbola gönül vermiş insanlar olarak kendi seyircimizin önünde bir maça çıkmak bizim için en büyük mutluluktur. Onun dışında onların üniversiteyi kazanması, onların toplumda parmakla gösterilen birer yararlı birey olması bizim için en büyük başarıdır. Ve bu bize manevi bir haz veriyor. Bu da bizim bu işe dört ele salmamızı sağlıyor. Şu anda Hakkari'de yaklaşık 1500-2000'e yakın lisanslı basketbolcumuz var bizim. Büyük bölümünü ben yetiştirdim, büyük çoğunluğu ben yetiştirdim. Şu anda eşimle beraber de bu işi yapıyoruz ama bu işi gönül veren antrenör arkadaşlarımız da var. Dediğim gibi bu bir grup işi. Yani kesinlikle bunu ben tek başıma işte Hakkari'de bir branşlı basketbolu bir yere getirmek çok zor olurdu. Ben bunu birinci diyeyim. Arkadaşlarla beraber, bu işi benimle beraber seven arkadaşlarla beraber biz grup halinde bu işi yapmaya çalıştık. Paslar biraz daha düzgün. Skinleri daha düzgün istiyorum. Çok yavaş tempoyla, topla tempomuzu hızlandırmadan yarınki maçta yapacağımız şeyleri yapacağız. Ben ilk olarak 14 yaşında ortaokulu bitirirken basketbola başladım. Bizim antrenör Erol Hoca'nın sayesinde başladım. O zamanlar çok popülerdi basketbol memlekette. Daha doğrusu bir genç veya bir çocuk için yapılacak aktiviteler olmadığı için biz de otomatikmen Erol Hoca'nın yanına gelmek zorunda kaldık. Nitekim de çok memnunuz. 14 yaşından itibaren oynuyorum. Şu an üniversite 2. sınıftayım. Fizik öğretmenliği bölümünde okumaktayım. Aynı zamanda üniversite takımında oynuyorum. Basketbol özellikle doğulu gençler için inanılmaz bir aktivite, mükemmel bir sosyal faaliyet. Bir kere Erol Hoca ile tanışmamızdan itibaren yeni ufuklar, yeni zihnimizde yeni şeyler gelişmeye başladı. Biz basketbolla tanıştığımız günden itibaren doğunun hemen hemen doğu, batı her yere gidiyoruz bu sayede. Erol Hoca bize bu şehirden çıkabileceğimizi, daha yeni farklı şeyler öğrenebileceğimizi gösterdi. Kendisi aynı zamanda bir edebiyatçı. Gerçekten de gerektiği zaman öğrencisine basketbolun dışında edebiyat dersleri de vermektedir. Bu da bizim üniversite sınavlarımızda çok etkili olan, nitekim de ona müteşekkiriz. Bizim her maçımıza, federasyon da bunu bilir, her maçımıza hemen hemen 1000 insan gelir. 750 tane koltuk sayımız var, 1000 tane seyircimiz var. İnanılmaz bir ilgi var. Zaten Hakkari'deki tek profesyonel takım biziz. Basketbol olarak, futbol olarak zaten yok, diğer branşlar da yok. Tek profesyonel takım biziz ve nitekim de halkın çok büyük bir ilgisi var. Gençler özellikle eğer ilgi, alaka büyürse, federasyon buraya daha çok yatırım yaparsa çok daha fazla gençle karşılaşabilir, çok daha fazla çocukla karşılaşabilir. Nitekim bu hem devlet için, hem federasyon için, hem de Hakkari için büyük kazançlar demektir.
Erol Anlıgil bir hayalin peşinden gitti. Eski zamanlardan bir dizinin izinde kendi hikayesini yeniden yazdı. Karşısına çıkan engellere karşı hiçbir zaman yılmadı. Bir şehrin basketbola bakışını da o şehrin gençlerinin makus tarihini de sabırla değiştirmeye çalıştı. Hakkari'de başka bir dilin de olabileceğini anlattı. Unutulan bir şehirde unutulmaz bir işe imza attı. Hakkari'li yüzlerce gencin hayatında unutulmayacak kocaman bir fark yarattı. Nasıl? Size Erol Hanlıgil Hakkari'nin beyaz gölgesindeki koç gibi demiştim. Bilmiyorum doğru demiş miyim, siz ne düşünüyorsunuz? Çok büyük işler başarmanız şart değil. Etrafınızdaki insanların hayatına bir parça katkınız olsun, bu da çok önemli. Fark Yaratanlar programında işte bu insanları buluyoruz, karşınıza çıkartıyoruz. Çok kısa bir aradan sonra eğer siz de fark yaratan olduğunuza inanıyorsanız ya da fark yaratan insanları önermek isterseniz bu programa nasıl katılmanız gerektiğini sizlere bir parça anlatmaya çalışacağım. Sevgili seyirciler, Fark Yaratanlar programı artık yavaş yavaş bir klasik olmaya doğru gidiyor. Türkiye'de sivil topluma gönül veren insanların A takımını oluşturduğumuz bu program. Eğer siz de konuk olmak istiyorsanız ya da birini önermek istiyorsanız lütfen internetten www.farkyaratanlar.org adresine girip formumuzu doldurun. Ya da telefonu alın, ev ya da cep telefonu fark etmez. 0212 249 23 14 nolu adres telefonu arayın. Ve arkadaşlarımız sizi ne yapmanız yönünde yönlendirsinler. The Seed Salonu'ndan karşınıza geldik. Yeni bir Fark Yaratanlar programında yine Sabancı Müzesi'nde sizlere Türkiye'nin iyi insanlarını tanıtacağımız yeni bir programda buluşuncaya kadar ben Cüneyt Özdemir. İyi akşamlar, iyi geceler diliyorum. Onlar daha iyi yarınların peşinde koştular. Hiç tanımadıkları insanların hayatlarına varlıkları ve çabalarıyla katkıda bulundular. Onlar insanlara cesaret verdiler. Onlar fırsatlar yarattılar. Günlerini bu uğurda harcadılar. Bunu yaparken hiçbir ödül ya da övgü beklentileri yoktu. Sadece daha iyi yarınlara inandılar. Umut ettiler. Bu mücadeleden hiç vazgeçmediler. Bu program insanların hayatında fark yaratanları arıyor. Türkiye'nin dört bir yanında iyi